Hazret'te o var ve ısrar ediyor bunda. Çünkü bu alışkın olmayan toplulukların tasavvufla birlikte gönüllerini yoğuruyor. Meslekle birlikte de ellerini yoğuruyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden Eyfahına programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Ben Numan Nurullah Aras ve Kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi. Geçmişimizden geleceğimize kadar e, sahip olduğumuz bütün kavramlara kültür ve irfan gözüyle yaklaşıyoruz. Abdurrahman Bey bu kavramları bizler için, sizler için kültür ve irfan gözüyle yorumlamaya çalışıyor. Hoş geldiniz, sefalar Hoş bulduk. getirdiniz. Hoş bulduk. Son iki program ticarete devam ediyoruz. Evet. Belki yüzyıllardır, yıllardır devam edenler var ama onlar ortak olarak devam ediyor. Biz konu olarak devam ediyoruz. Bugün artık belki tamamı erecek ama en önemli kısma gelmiş olduk. Aslında Hı. ticaretin erdemi. Hı hı. Erdemli ticaret. Ticaretin erdemine değinmiş olacağız. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle kısaca bir İslam dünyasında bu işler nasıl gelişmiş? Orada bizim ana değişmeyen gündemimiz olan irfanla buluşması noktasını da birleştirerek hı hı. şöyle bir tarihten günümüze hızlı bir seyahat edelim. Eyvallah. Orta Asya'daki toplulukların, Türk topluluklarının Müslüman olmasıyla birlikte şehirleşme çok hızlanmıştır. Hı hı. Şehirleşme hızlandığında da tarıma bağlı bir ticaret gelişmiş. Bu ticaret de bir süre sonra da sanayiye dönüşmüştür. Hı -hı. Yani tarıma bağlı sanayi. Mavera ön tanımlaması da buradan çıkmıştır. Yani Hı -hı. Seyhun ve Ceyhun arasındaki bölgeyi üst altında kapsayan Hı -hı. bereketli topraklar. Çünkü eskiden nehirler aynı zamanda bir ulaşım aracıydı. Deve ve katır kervanlarına göre çok daha hızlı gidebiliyordu. Hı -hı. Çok fazla yük taşıyamasalar da özellikle belli dönemlerde su seviyesinin hı hı. yükseldiği dönemlerde daha rahat yapılan bir şey. Hem daha güvenli hem daha hızlı. Evet. Şimdi Şaristan diye köy ve kasabalarda oluşturulan böyle daha geçici pazarlar var. Hı hı. Yani buralara ürünlerin gelmesi burada kısmen hafif bir işlenmesini kapsayan bir pazar şekli. Bu tabi o bulunduğu yeri de geliştiriyor ona bağlı kurulduğu yeri evet, kasabayı kurulduğu şehri. Yok. Bu genellikle bu köy ve Hı. küçük kasabalarda olan bir uygulama. Şehristan dedikleri de yani şehirlerde ve büyük kasabalarda. Anladım. Daimiyo. Evet. Daimiyo olarak, e, daimi Evet. Daimi Bunlar geçici. Bunlar değeri daimi. Daimi. Halk Hı. geliyor orada. Hı. Bir yandan yün geliyor, bir yandan yün eğriliyor. Hı. Orada bir ihtisaslaşma başlıyor grup grup, küme küme. Tekstile adım atılmış oluyor. Evet, tekstile adım atılmış oluyor. Hı. Ve e, ürün daha kıymetli hale geliyor. Evet. İşte efendim söyleyeyim onun içerisinden koyundu, keçiydi. Bunların mesela elyafları farklıdır. Hı hı. Tüy elyafları. Evet. E, farklıdır. Onların hepsinin böyle ayrıştığı bir yapı haline geliyor. Hanlar, külliyeler de bu kapsamda gelişmiştir. İçinde camisi olan, hamamı olan, okulları olan bu okul medrese yani medrese derken e, dini ve fenli ilimleri değil, mesleki bir takım usta çırak şeylerin günümüzdeki meslek edindirme kursları gibi, gibi gibi. işte onun korunması, güvenliği, camisi diye böyle hepsinin yani hepsini içine alan külliye, ilk, külliye evet. yapıları kurulmuş. Tabii çok çeşitli isimleri var. Ben hı hı. oraları çok evet. hızlı geçiyorum. Hı hı. Çünkü işlerinde vakıflar da var. Bunu bazı yerlerde vakıf işletmeleri yapmış. Hı. Oradan gelen gelirle çiftlik kurmuşlar. Mesela daha iyi yün elde etmek için bir köy çiftliği kurmuşlar. Hı hı. E, gibi böyle çok ilginç kira gelirinden var. çiftlik kuru, kuruyorlar. Hayır hayır yok yok. O işletmeyi o mesela Şehristan'ı işletmişler. Şehristan'ı işletmişler. Evet, çok. O şeyi işletmişler vakıf. Hı hı. Çünkü şimdi onu devlet işletse hı hı. ayrı bir şey. Şahıslar işletse ayrı bir durum. Hı hı. Ama demişler en iyisi biz bunu vakıf yapalım. Evet. Buradan gelen kendini döndürsün. Hı hı. Tabii farklı uygulamalar var. Yani devletlerin veya şahısların yaptığı daha küçük modeller de var. Ee, ama ana noktaya baktığınızda o külliye mantığı var ve orada Hı -hı. bir hayatı merkezi haline geliyor. Evet. Orta Asya'daki ve Anadolu'daki Selçuklu camilerine bakarsanız Hı -hı. E, cami zaten biliyorsunuz cemeden toparlayan evet. demek. Hı, -hı. Mesela Bursa'yı ele alalım. Evet. Bursa'da bir cami yapıldığında Hı -hı etrafında da bir takım binalarla birlikte yapılıyor. Medresesi, şuzubusu vesaire, şifahanesi. Şifahanesi, hamamı. Ama evet. mesela içeride de devlet daireleri var. Hmm. Camin içinde. Ezan Allah'a Ekber dediğinde herkes namaz kılınan musalla kısmına geçiyor. Hı hı. Namazlarını kılıyorlar. Oradan sonra tekrar işte bir takım ağırlıklı camilerin içinde şer'i işlerin olduğu, kadılık vesaire gibi şer'i işlerin olduğu e, faaliyetler görülmüş. Bu yapı bir de korunaklı oluyor. Kimsenin malı canı emniyet altında oluyor. Evet. Sonra bunlar işte daha küçük modelleri hanlara da dönüşmüş, daha hı. parçalı halleri. Anadolu'ya gelen göçle, esas bizim evet. Anadolu gündemli bakarsak, bunun en böyle bir eli yüzü düzgün, şekle şemayla bürünmüş olanı ahiliktir. Evet. Yaklaşık Ahi Evran Hazretleri, mekanı cennet olsun, Abi. 32 farklı meslek grubu oluşturuyor. Branş. Evet branş. Kümelenmede o yani o yapıyı uyguladı. Kendisi debba, yani hmm, derici. derici. E, deri e, sektöründen başlıyor. Hmm. Ondan sonra devam ediyor diğer hmm. sektörler. E, deri o zaman çok mühim. Yani ayakkabılar, kıyafetler, kumaşlar... Efendim söyleyeyim bir takım zırhlar, korumalar yani yağmurdan, e, kardan vesaire gibi şeyden e, koruyucu bir hı hı. kumaş mahiyetinde pek çok alanda kullanılmış. Ve tabaklandığında hı hı. yani o post tabakları bir deri haline geldiğinde aynı zamanda müthiş de bir ticari mal. Akmaz kokmaz. Evet. Yükle buradan kervana günlerce yol gitsin orada da satılsın şey yok. Problemi. Onun için önemli bir önemli. şey. Önemli. İşlemesi zor ama değerli. Ham madde ve mamul madde. Evet. Burada çok ciddi bir teşkilatlanma yapmış. Tabi Hazret'in geçmişine de bakmak lazım. Bugün İran, Azerbaycan'ında kalan Hoy şehri var. Orada doğduğu rivayet ediliyor. Ancak oradan Orta Asya'ya gidiyor. İran'a gidiyor. Yani Turan, İran, Mekke, Bağdat hı hı. gibi pek çok ilim ve medeniyet merkezlerinde feyz almış hı hı. bir insan ve en son Anadolu'ya geliyor. Özellikle İç Anadolu'da teşkilatlanıyor. Pek çok ilim tedris etmiş. Yani hı hı. dini ilimler de var, dünyevi ilimler de var. Ve bunlardan tabii muhtemel ki çok zeki, feraset sahibi, evet. güçlü bir karakter, hı hı. iradesi de haksa. Tabii fütüvet Kavramından ve fütüvet yapısından teşkilatlarından feyz almış aynı zamanda. Fütüvet derken neyi kastediyoruz? hocam? Evet, fütüvet derken neyi kastediyoruz? Fütüvet esasında sıradan olmayan demek. Hı. Yani sıradanlığı aşmış, bir üst seviyeye çıkmış, fedakarlık gösterebilen, hı hı. takva yaşayan hı hı. diyelim. Evet. Yani zor olanı. Aslında ihtisaslaşmış da diyebilirdim. İhtisaslaşmış evet. yok. bir yani Ortaya irade ve bir e, meşakkat sonucu hı hı. E, bir üst seviyeye çıkmış kişi evet. veya düşünce diye tanımlayabilir. Çok hı hı. tanımları var. Hı hı. Kökü itibariyle baktığında zaten başka bir şey. Fethadan geliyor. Genç, yiğit, hı hı. fedakarlık, cömertlik gibi kavramları ihtiva ediyor. Hı hı. Ama tasavvufi manada kullanılması yani sıradanlığın ötesinde yani sadece evet. abi zikrimi çekeyim böyle mütevazi yaşayayım değil. Hı, hı Onun ötesinde halka hak için hizmet gayesinde hı hı. felakarlıkla bulunayım. Uğraşayım, didineyim gibi pek çok tanımlamayı içine alan bir yapı. Hazret buradan yola çıkarak hem ticaret yapıp hı hı. hem de bunu bir irfan yolu üzere oturtarak e, ikili bir denge üzerine Hı -hı. kurmuş. E, muhtemel ki Yesevi Hazretleri yani kayıtlara göre Yesevi Hazretleri'nin tasavvufi görüşlerini benimsiyor. İslami olarak da Gazali'den ciddi manada yine feyz almış e, bir insan. Zaten o yüzden ticarete felsefe açısından yaklaşabilmiş. Tabii. Çok güzel. Yani hem tefekkürü var. Tabii. Hem irade koyup mücadelesi var. Evet. Hem yani fikrinde de mücadele ediyor ve teşkilatlandırıyor. Şimdi evet. teşkilatlandırmıyor çok zordur. Günümüzde bunu girişimcilik mi deseniz, inovasyon mu deseniz hepsini kapsayan bir şey, mükemmel bir şey yani. Evet. Dört başı mamur, aslında Kesinlikle. herkesin arzuladığı bir ticari şekli bu. Tabii geçmişinde Selçuklu'dan gelen, daha doğrusu Selçuklu değil işte Samani, Karahan, Gazneli, Selçuklu'dan gelen bir gelenek var. Hı hı. Ee, ve Anadolu topraklarına gelmişler. Yeni bir topraklar, hı hı. yeni bir araz, yeni bir alan. Efendim söyleyeyim. Ee, yine kayıtlara göre İç Anadolu bugünkünden daha yeşil, yani bereketli bir bölge. Geçiş hattı olduğu bir kere kesin. Evet. Yani Avrupa'ya e, ve limanlara çok rahatlıkla ulaşabiliyor. Ee, İpek yolu. Ha, bu arada bu demin anlattıklarım hepsinden ana noktasında bir can simidi İpek yolu. Evet. Veya can suyu. Hem can suyu hem can de İpek yolu. Yani Çin'den başlayıp e, batıya giden büyük ve uzun yolların hep bir konağı olmuş. Buralar durağı olmuş. Evet. Büyük medeniyet şeyleri hep böyle. Buhara'dan evet. tutun Semerkant'a kadar ki e, Semiz kentten gelmedir. Hmm. Kelimenin kökeni. Hı hı. İsfahan, Hakeza, Anadolu toprakları yani sadece sevildiğin kadar. Bütün devletler bu yola hakim olmak istemiş aslında. Tabii. Bütün savaşların hı. belki temel kaynağı. İşte burada burada bir aklın, bir zihnin buradan bir yapı çıkarması önemli ve bu yapı ortaya çıkartılmış. Yani evet. Hazretin bu çalışmasıyla. Hı hı. Burada tabi bizim için ilginç olan ne var? Özellikle Anadolu'ya gelen feş feç grup grup gelen Türkmenlerin böyle sadece hayvancılık ve tarım. vesaireyle tabii. değil de bu tip meslek ve sanatlarla, zanaatla ilgilenmesini, uğraşmasını sağlamıştır. Evet. Yani onları şehirleştiriyor. Yani medenileştiriyor. Evet. Şimdi e, tabi medeniye çok müthiş bir kelime. Kavram. Kavram. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahil bütün peygamberler Medineli. Yani şehirli. Evet. Medine zaten şehir demek. Medeniyet de medeni de oradan geliyor. Hı hı. Herhalde Biruni bizdeki bu medeniyet kavramına şumullü bir tarifini yapan Biruni. İbn Haldun da Ümran'ı Ümran. o kavramı oluşturuyor. Ümraniyeden Ümran aklına gelsin. Evet. <laughs> Ümran da medeniyetin de bir tık üstü. Yani gelişmiş medeniyet. Hı. Şimdi mesela gelişmiş medeniyet nedir? Kendine ait özgün akımlar oluşturabilen medeniyettir Üm, hı hı. Mesela Osmanlı'daki mimarisiyle Osmanlı bir ümrandır. Evet. Çünkü kendine has bir mimarisi var. Evet pek çok yerden esinlenmiş ancak hı. kendine, kendine olmuş. ait kendine ait bir tarzı var. Bir, evet, artık. kendine evet. özellikle İstanbul'un fethinden sonra kendine ait bir tarz oluşturuyor. Bu arada hem sana bilgi hem takipçilerimize İstanbul'daki fetihten sonraki o Anadolu'daki çok kubbeli bir tane cami vardır. Mahmut Paşa Camisi. Çarşının civarında hemen fetihten sonraki yapılan cami. Daha o Sinan modeline geçilmeden yapılmış çok kubbeli. Fatih'in paşası. Hı, hı. Mahmut Paşa da oradan gelme. Şu anki semt. Tabii tabii şu anki varmış. o ticaretin döndüğü yer. Mahmut Paşa Camisi çok kubbelidir. Tabii Osmanlı'da gelince bu arada tekrar Ahiliye döneceğiz de Osmanlı'ya geldiğimizde özellikle Selatin camisi dedikleri evet. sultan camileri yapılmış sultan camilerinin çevresine çeşitli yapılar olmuş hanlar hamamlar Hı -hı. medreseler şifaneler vesaire şu falan. biraz da onlar görkemli yapılmış kasıtlı olarak Hı -hı. çünkü aynı yüzyıla veya önceki yüzyıllara baktığınızda başkentlerdeki ibadethanelerin Hı -hı. dinin bir e, gücü bir güç sembolü Hı hı. Remzi olma özelliği de taşıdıkları için e, mesela baktığınızda kiliselere onlar da hakezler böyle çok evet, görkemli ve büyük. Görkemli müthiş yapılardır. Evet. E, bizim camiler de öyle. Evet. Yani Anadolu topraklarındaki evet. camiler de öyle. Mısır'da bile mesela Kahire'de ki eski camilerle yeni camileri kıyasladığınızda ki şeyin e, Kavalalı'nın tepede yaptığı bir cami var. Hı hı. Ve Kahire'nin her tarafında görürsünüz böyle dört minareli Hı -hı. Aynı İstanbul taklidir, İstanbul esinlenmesidir. Aynı zamanda o devletin merkezini, dini Hı -hı. otoritenin gücünü. Çünkü o zaman aynı zamanda bir dinlerin medeniyet mücadelesi Hı -hı. de var. Yani benim medeniyetim Hı -hı. bu kadar koca bir minareleri metrelerce minareleri yapar, yapacak kadar ve bu yüzlerce yıl gider, yıkılmaz bir şey olmaz gibi bir iddia var. şimdi Ya bu ümran mı oluyor? Evet, evet bu... bu ümran işte aslında. Cami medeniyette yapıyorsunuz. Ümran oluyor. Evet. Yalnız Ümran'ın bir olumsuz tarafı var. Hı. Kötü demeyeyim. Olumsuz diyeyim. Ee, Ümran'a gelen topluluklar gevşiyorlar. Zirveye ulaştıkları için. Zirveye ulaştıkları için. Gevşiyorlar. Bunu bir şoför tabiriyle vitesi boşa atıyorlar. Hı. Artık arabanın süratiyle gidiyor. O daha önceki viteslerin ve gazın süratiyle Hı hı. vitesi boşa attıklarında ondan sonrası gider ve genellikle aşağı doğru salınır. Hı, hazırdan yemeye başlıyorlar artık. Hazırdan yemeye başlıyorlar. Anladım. Çünkü artık verecek bir şey yok. Her şey var çünkü. Evet. Ne istiyorsa her detay var. İşte o oraya geldiğinde de gaz kesiyorlar, vitesi boşa atıyorlar. Artık biz olduk diyorlar, erdik diyorlar. Hı. Birkaç nesil sonra geriye toparlanmaz artık. gerideki noktaya gelemez şekilde aşağı doğru gidiyor. Hızlıca gidiyorlar. Evet. Bu tabi İbn Haldun'un şeyi. Hı, evet. E, yaklaşımı. Doğru bir yaklaşım. Evet, ama doğru anladım. bir yaklaşım. Evet. Tabi İbn Haldun şöyle bir özelliği var. İmam Azam'ın özelliği gibi. Hı hı. E, İmam Azam malum tüccar bir ilim adamı. Hı, -hı. İbn Haldun da yönetici bir hı -hı. ilim adamı. Hı. -hı. Siyaset vesaire çekişmeler. Hı -hı. entrikalar Tabii. vesaire hepsini yaşıyor. Hatta bu noktadan dolayı kendisini çok eleştiren de var. Yani kendisinin de yöneticilik yaptığı veya yöneticilerin müşavir olduğu dönemdeki bir takım eksiklerinden bahsederler. <gülüyor> <gülüyor> Benim hoşuma giden tarafı bunlardan ders çıkararak mesela, çık. fikri bir manzume oluşturması <laughs> ve bunu sosyolojiye dönüştürmesi. dönüştürmesi diye malum sosyolojinin babası sayılır. Tabii. Ahi Evran da aslında bir nebze, bir, bir kısmı benziyor sanki. O da yine birçok kültürden yola çıkarak edindiği tecrübeleri lonca sistemine dönüştürmüş. Evet. Belki bir nebze. Hazrette o var ve ısrar ediyor bunda. Hı hı. Yani çünkü Türkmenler bu tip şeylere çok uygun alışkın değiller. Alışkın değiller. Evet, Tepkide de evet, gösterebilirler. Evet. Alışkın, bu alışkın olmayan toplulukların hı hı. tasavvufla birlikte hı hı. gönüllerini yoğuruyor. Evet. Meslekle birlikte de ellerini yoğuruyor. Harika. Yani o el artık sadece kılıç tutan veya e, hayvan gütmek evet, için çoban sopası uğraşan. tutan değil, evet. farklı meslekleri de icra edebilen, aklını zihnini bu işlere e, yoran ve kolaydan para kazanmak değil de e, alın teriyle ve kurallarına, kurallarla, erdemine dikkat he, ederek ve burada sadece bir tüccarlık da yok. Bu hı hı. tüccarlıktan infak etme var, bunu hı. alıp başkalarıyla paylaşma var. Böyle bir bizim bugün kapitalizm, emperyalizmde eleştirdiğimiz hı hı. benci bir yapı değil. Müslümanca bir ticaret aslında. Tam Müslümanca bir ticaret. Evet. Hani hatırlarsan bir hı hı. Medine pazarı diye başlamıştı. Evet, evet. Esasında Medine pazarının yüzyıllar sonraki gelişen hı. dünya şartlarındaki modern formu o günlere göre tabii modern formu. Günümüzde de olması gereken aslında belki günümüzde de uyarlaması Biz gereken. Biz de bugün bunu güncelleyebiliriz. Evet. Yani e, zaten... Güncellemedik mi anlamına geliyor bu? Yok güncellemedik. Evet. Maalesef güncelleyemedik. Ama günümüzde e, bir anlamda muhafazakar kesimin de ticaretin içinde olduğu hatta böyle e, kuruluşlar, kurumlar da var. Mesela diyelim ki muhafazakar kesimin hakim olduğu kurumlar var. Evet. Ticari kurumlar var. Evet. Bunlar da mı geliştiremediler bir nebze? Bir gayret var. Bir gayret var kesinlikle. Müslüman da ticarete. Evet, evet. Müslüman da ticarete ama çok zor bir şey bu. Hmm. Yani ben de... Çünkü kurallarını... Çok uzun yıllar e, ticaretin içinde bulundum muhakkak ki ben de bir sürü hatalar yapmışımdır hı hı. herkes yapabiliyor çünkü kuralı siz koymuyorsunuz çünkü e, kazancınız menfaatiniz önde evet yani menfaate hükmetmek gerçekten çok ciddi bir irade isteyen bir şey bazen kendiniz de yetmiyorsunuz hı hı. ortaklarınız ekibiniz hı hı. E, siz farklı düşünseniz de hı hı. onların düşüncesine de kapılabiliyorsunuz veya onların düşüncesi istikametlerinde yol alabiliyorsunuz yani onun için Ortaya doğru seçmek vesaire buralar önemli. Ahi Evran veya ahilik esasında esnaf tüccar tekkesi. Bir bakış. Esnaf tüccar tekkesi. Evet, esnaf tüccar tekkesi. Yani dedik ya el karda, er gönül yar Evet. Gönül gönül yaradan da. Çünkü tasavvufun irfan yolunun şöyle içine doğru girdiğimizde çok farklı ekoller var. Hı hı. Nasıl bugün? Iı, tasavvufla ilgili öne çıkan isimler, yapılarda bambaşka hı. şeyler varsa geçmişte de bu böyleydi. Ekol yok, farklı tabii, yani, tabi işte. çok çok birbirinden farklı uygulamalar var, anlayışlar var. El karda, gönül da de zor olanlarından biri. Unutulmuştur şu anda zaten büyük ihtimalle. Yani e, inşallah teşbite hata olmaz diyeyim. E, bir lokma, bir hırka daha kolay. Yani ben zaten müstahane bir hayat yaşayacağım. Hı hı. Az yiyeceğim, az uyuyacağım. Bir dünyada bir mal peşinde değilim. Bu ilk başta bir zor bir şey ama belki muhtemel ki bir yoluna girdikten sonra daha götürülebilir bir şey. Ama kar menfaat hmm. mücadelesi ve her gün bunu yaşıyorsun, her hafta her ay bunu yaşıyorsun. Bunun içerisinde hakkı, hakikati yerli yerince tutmak çok zor. gerçekten zor bir şey. Onun içinde bir ahi şeyhleri buralarda hep böyle bir yönetici olmuş. Yanlış hatırlamıyorsam yine Keykubat çok destekliyor. Alaaddin Keykubad. Alaaddin Keykubattan sonra bir sıkıntı dönemi var. Yeni Sultan ahilere biraz mesafeli duruyor. Hı hı. Hatta çok hoş bakmıyor. Şu meşhur icideki Saadettin Köpek de etkili. Hı hı. Bu arada oradaki köpek hayvan manasında değil sadakat manasında kullanılmıştır. Farkça bir kelime galiba. İt'dir Türkçedeki hı hı. karşılığı. Oradaki sadakat babında bir sıfat gibidir. Yoksa bir vezirin adı mı? Köpek kendi olması. ismiyle gururlanan bir insan zaten. E, köpek kendi köpek ismiyle olması. E, olay, evet. E. Peki ahiliye karşı kendi belki menfaatine e, ters düşüyor. Ya muhtemelen yapıyorum. o günkü akımlar, o günkü farklı görüşler noktası var. Bir de şöyle bir şey var. Teşkilatlı her yapı devlet için mesafeli durulması gereken bir yapıdır. Eğer onu kendi tarafından çekemiyorsan ona tavır alırsın. Kendi haline bırakmazsın. Çünkü belli bir gücü elinde tutuyor. Kesinlikle. Evet. Hazret bir hapis dönemi var. Ahi evren. Evet. Ve bu dönemde de bir demlenme, tefekkür dönemi. Yani diyor ki artık bu yapıyı bana ve sadece böyle şeyhlere dar bir alana da ol, kalmasın. Hı hı. Hı hı. Bunu vakfa dönüştüreyim diyor ve Ahi Evren Vakfı diye bunu bir vakıf müessesesi haline getiriyor. Hı hı. Mesela Bu da çok müthiş bir şey. Belki e, Hazret bunu yapmasaydı Kendisinden sonra bir iki kuşak gidip olur, olur giderdi. bu iş bitecekti. Yani Osmanlı'ya değmeyecekti. Evet. Ama e, bunu vakıf haline getirdiğinde temelleri, kuralları, esaslarıyla birlikte çok uzun yıllar e, Anadolu'daki medeniyetimizin hı hı. ana nüvesini oluşturan yapı hı hı. haline gelmiş. Çünkü bizim Anadolu'nun şöyle bir özelliği de var. İrfani yönden de kültürel yönden de başka kültürleri alıp çok rahat evirebilen, kendine modernize edebilen bir yapıya sahip. Ama bu ahilikte lonca sistemi olmamış. Çünkü demek ki çok kuvvetli atmış temellerini ki bizim Anadolu'daki tüccarlar direkt uyma eğilimi göstermişler. Zaten şöyle işleyen bir yapıyı evet kimse bozmak evet. istemez veya onun üzerine fazla bir hı hı. çok yorum yapayım, şey koyayım diye gelmez. Evet. Nasıl olsa bir başarı var ortada. Tabii. O başarı evet. alsın, yürüsün kabilinden. Bir de Bursa'da ihtisap kanunu var. 1500 küsürde yayınlanmış. Hı hı. Dünyada ilk standartların belirlendiği bir kanun, tüketici kanun da deniyor. Burada da mesela o ahilikten gelen damarın etkisi olduğunu görüyoruz. Bu kanunda. Tabii bu kanunda. Çok az kimse bilir. Yani üretimin de bir kanunu varken tüketimin de bir kanunu tüketici olmuş. Tüketimin de bir kanunu olmuş. Yani hı. geliştikçe işte bu şey gösteriyor. Gelişmeyi gösteriyor. Hı hı. Artık tüketicinin de hakları hı hı. noktasında. Şimdi biz mesela Türkiye'deki son işte 20-25 yılda evet. veya özelle başlayan Tayyip çok hızlanan Hı -hı. bir e, gelişimi de göz önüne alırsak bizim de taleplerimiz farklılaştı. Yani tüketiciler olarak Hı -hı. bizim de taleplerimiz farklılaştı. Eskiden e, lokanta karın doyurmak için de Şimdi keyif için olmaya başladı. Niye? Hı -hı. Çünkü cebimizde paramız var. Evet. Yani para çok önemli bir şey. Numan Bey. Ve bir kesitle Müslüman da olması lazım hı hı. ve Müslüman da bunu doğru kullanması lazım. Çünkü cebinizde paranız olduğunuzda kafanız çalışıyor. Paranız yoksa kafanızda çalışmıyor. Şu manada çalışmıyor. Yani geçim derdi. Evet. Ama cebinizde paranız olduğunda kafa farklı çalışıyor. Çalıştırıyordan kasıt. Hı hı. Affedersiniz bir ahmaklık hı hı. gibi bir tabiri de değil. Yani cebinizde paranız varken ben bu parayı nasıl çoğaltırım? Hı hı. Veya bunu nerelerde harcarım? Ne yaparım? Veya şimdi param var, başka bir şeyler daha yapayım. Hı hı. gibi. İşte medeniyet de bunun içerisinde. Mesela ilimle ilgileneyim. İlim para ilişkisi çok ilginçtir. İlginç evet. Evet yani alimler tacirleri mi etkiler? Taciller alimleri mi etkiler? Hatta bir üste çıkartalım. Alimler emirleri mi etkiler? Emirler mi alimleri etkiler? Evet. Ee, burada da önemli şey para. Bugün zaten hiç şüphesiz, hiç tartışmasız olmazsa olmazımız. Ancak geçmişte de bu, bu şekilde olmuş. Maddiyat derdi olmayan hı hı. ilim adamları, sadece dinleri kastetmiyorum, genel olarak. Maddiyat derdi olmayan ilim adamları daha rahat geliştirmişler, daha rahat evet. Fikrini söylemede, kalemini oynatmada hı hı. çok daha kendini hür ve azat hissetmiş ve buna göre devam etmişlerdir. Paraya sahip olmuşlar. Evet ama bir maaşlı memur gibi bir hoca olduğunuzda bir ilim adamı olduğunuzda biraz kısıtlanıyorsunuz. Günümüzde profesyonelleşiyor ona. Profesyoneller olunca <laughs> e, ay sonu maaş almama tehlikesine e, gözeterek fikirlerinden belki biraz feragat edebiliyorlar. Çok doğru. Evet. <laughs> Gerçekten güzel bir tespit. Olun tabii bu çok ayrı bir konu. Bunu çok uzun konuşmak gerekir de. Akademiyanın özgürlüğü meselesi var ya. Hı -hı. İşte burada parayla hükmedenler, hükmetmeyenler parayı verip ama hükmedenler ve hükmetmeyenler gibi bir ayrım da var. Evet. Şimdi. Evet. Yine hazrete geri dönersek, evrenin düşünceli içerisinde şöyle bir görüşü var. Allah insanları ihtiyaçlar manzumesiyle birlikte yarattı. Evet. E bu ihtiyaçları gidermek için de birbirlerine muhtaç kıldı. Çok güzel. İşte bu birliktelikten bir yapı oluşuyor. Hı hı. Sanayi de bununla gelişiyor. Çünkü ev yapacaksınız, usta lazım. Paranız biraz varsa daha iyi bir ev yapıyorsunuz. Daha iyi bir usta lazım. Hı hı. Evinizin içindeki eşyalar kumaştan mı olacak, ahşaptan mı olacak gibi yine o ahşabı işleyecek bir usta lazım. Madem Yaradan Cenab-ı Hak böyle bir düzen kurmuş. Hı hı. Bu düzeni yine onun yolunda uygun bir şekilde ben işleteyim, bir hı hı. sistem kurayım diye bir bakış açısı var. Yani çeşitli branşlar, meslekler oluşsun. İstihdam olsun bir taraftan. İstihdam hı. olsun. İhtisaslar oluşsun. İhtisaslar Ama bu ihtisasları oluşturanlar da hı hı. tek gayeleri para kazanmak, bir iş yapmak olmasın. Evet. O erdem tarafı, evet. hakkaniyet tarafı hak ile ilişki, alaka kısmı her daim devam etsin. İşte bugün de bunu modern dünyada hı hı. güncellemek lazım gerekiyor. Bu noktada yani Türkiye'de belki isim verecek olursak müsait diye bir yapı kuruldu. Hı hı. Bir takım güzel şeyler yaptılar. Hı hı. Ancak daha özelde de yapılar kurup, özellikle irfan hı hı. modellemesi, ahlak modellemesinde nefsi durduracak, o kazanma isteğini kontrol edecek bir yapı kurarsak daha kalite çıkmış olur. Yoksa öteki türlü menfaatiniz gündeme düştüğünde işte mimari çıkmıyor. Niye çok katlı yapıyorsun abi? Kule yaptığınızda daha çok para kazanıyorsun. Evet. Ama insaniyetine gel, iş başka bir noktada, param varsa, hmm. bir öncekinde konuştuk ya evet. kapitalizmin etkisi, bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler, altta kalın can çıksın Hı -hı. gibi. Yani abi param varsa, kulede oturuyorsun, aşağıda AVM'si var, o AVM'in içinde de bir hayat var ama hepsi paraya bağlı. Evet. Yani bir dostluk, arkadaşlık falan hepsi. Onlar da şey suni. Senin gücüne bakıyor. Hı hı. Çünkü kulede oturduğunda bir takım balkon, hava alma gibi ihtiyaçlarını tam gideremiyorsun. Hı hı. Onun için de başka bir alana işte yazda veya daha böyle devre mülklere, başka şeylere doğru hı hı. yine bir ihtiyaç alanı çıkıyor. Yine bir kapital gerektiriyor. Kapitalizm sistem. Hı hı. Sen bir de onun için, yani hava almak için eskilerin tablet tenezzülü için hı hı. başka bir satın alma daha yapıyorsun. Tabi burada bir modelleme bizim ortaya koymamız lazım. Bu da bugünden yarına olacak bir iş değil. Evet. Ama buradan bir isim vereyim müsaadenizle. Buyurun. Mesela dersiyat bu konulara biraz daha kafa yorsa. Yorsa. Çünkü dersiyatla ilk konuşmamda ya dedim bir sürü siyat var dedim. Yok dediler. Bizimki erdem ve ahlak esaslı dediler. Onun için kendilerine bir çare yapayım. Hı hı. Madem böyle bir şey var e, peki biz irfan geleneğimizi barındırarak nasıl bir ticari modellemeler. Ticari derken sanayi de içine katarak söylüyorum. Çünkü bugün ticaret ve sanayinin ötesinde bir de işte dijital üretim de var. Bunun hepsini Tabii. kapsayan bir şekilde müthiş bir şey olur. Çok harika olur. Yani aslında cüzdanın kurallarının değil de vicdanın kurallarının hakim olduğu bir İslamca, Müslümanca bir ticaretin aslında oluşması için gayret edilmesi gerekiyor. Bu anlamda çabalar var ama yetersiz. Diyorsunuz. Ama yetersiz. Biraz evet. daha kafa yormak lazım. Evet. Böyle biraz daha. Kafa yormak için de para olması gerekiyor evet, galiba. Evet yani işte para evet. ve tecrübe. Hani dediniz ya para olmayınca kafa çalışmıyor diye. <laughs> yani tam alanı aslında. Paraları varsa kafaları çalışacaktır. Kafalar çalışıyorsa Müslümanca, İslamca bir model geliştirmek için çalışmaları gerekiyor. Yani para kazanma derdiniz olmayınca hı hı. kenara çekilip düşünebiliyorsunuz. Ben ne yapayım diye veya işte bir takım felsefi fikri, düşünceleri Geliştirebiliyorsunuz, üstüne bir şey ekliyorsunuz, yanılıyorsunuz bazı şeylerde, aa Hı -hı. burada böyle hay Allah diyorsun, tekrar geri sarıyorsun, bir daha başlıyorsun filan. İşte buradan da bir kalite çıkıyor. Belki yeni kuşaklara da böyle bir misyon verebiliriz. Evet. Yani şu an bakıyorum yeni kuşakların bir yani, misyonsuzluk problemi de var. Evet. Çünkü yani, hali vakti yerinde anne babanın çocuğu olarak hayattalar. Hı -hı. Okudukları okul, devlet okulu ve özel okul çok önemli değil ama asli ihtiyaçlar noktasında çok rahatlar. Kaygıları yok en azından. Kaygıları yok evet. yani ya babam bir şekilde benim harçlığımı evet. verir diyor. Evet. Evet şu ayakkabıyı alamadım ama öteki ayakkabıyı aldım diyor. Hı -hı. O delikli ayakkabı işte falan çok azaldı. Evet. Her yani şeye göre. Burada da işte lüks yarışına girmeden lüks hı -hı. yarışından ziyade taş üstüne taş koyma. Bu soyut manada da olur. Hı hı. Somut manada doğru buna doğru e, yönelmek lazım. Hı hı. Artık ticareti para kazanmayı bu şekilde yapmak lazım. Hı hı. Bir de bir kitap tanıtımı yapayım. Osman Nuri Topbaş'ın evet. Müslümanın parayla İmtihanı kitabı. Herkesin okuması kesin. Gerekiyor. Herkesin okuması evet. ve alıp çevresine dağıtması lazım. Ama genelde onu e, varlıklı insanlara tavsiye ediyorlar da sanki herkesin parası yok gibi. Parası olan herkesin aslında e, o imtihanı yaşadığınızı çok iyi biliyoruz. Ya, herkesin okuması gerekiyor. Şimdi benim can damarımı <laughs> <daha> yumuşak olanı bastın. <laughs> Şöyle bir şey var. Türkiye'de hep zenginlerle ilgili olumsuz bir yaklaşım var. Evet. Bunu kendi alanımızda konuşuyorum. Özellikle hocalar ve maaşlılar, hı hı. Yani profesyonel profesyoneller çalışanlar evet. hep böyle eleştirirler. Eksikleri üzerinden konuşurlar. Evet. Kızarlar. Evet. Pekala. Kendileri öyle bir konuma geldiklerinde nasıl oluyorlar? Esas sorulması gereken Doğru. soru bu. Evet. Yani paraya sahip olduklarında İşte para Abicim yokken almak, toplamak, dağıtmak, evet, evet atıp tutmak çok kolay. Varken bunu yapacaksın. Doğru. Mesela bu Türkiye'de gerçekleşti. Nasıl oldu? Adamın küçük bir birikimi var. Şehrin kıyısında bir yer aldı kendine. Evet. Veya bir hoca, memur vesaire. Hı. Böyle küçük bir yeri vardı. Bir anda orası imar açıldı. Biri geldi Hı. bir apartman dikiverdi oraya. O ancak geçinebilen insanımızın 10-15 dairesi oldu. İşte asıl o zaman başlayacak. Asıl o zaman başlayacak. Hı. parayı olan tamah parayı nasıl yönetiyorsun? Hani o eleştirdiğim var ya, hı hı. işte hak yedi, haramzade, şu bu vesaire diye eleştirdiğim. Aynı şeyi sen yapacağım, yapmayacağım mı? Çok mühim, çok önemli. Bakıyorum burada çok file veriyoruz. Evet. Çünkü zor bir imtihan. Hele bir de böyle yokluktan veya vasat hazırlıksız bir ancak aniden. Geç, ancak kendini geçindirenden bir üst limite böyle hop diye çıktığınızda sosyolojik vaka. İşte maalesef. tansiyon, şeker, kolesterol gibi evet. <laughs> pek çok Manevi sıkıntılarla insan karşılaşıyor. Evet. Bunlar da hayatın gerçeği mi? Gerçeği. İşte böyle birine de esasında bir irfani bakış, bir irfani el lazım. Hı -hı. Veya bu startup denen bir şey var. Yani genç girişimcilerin küçük paralarla, çok önemli. Evet. aklını, zekasını ortaya koyarak elde ettikleri bir yapılar çok Minik yapılar evet, bunlar evet. genellikle. Bakıyorsunuz bu start çok hızlı bir şekilde evet evet para kazanabiliyor veya birileri satın alabiliyor. Hı -hı bu gelişimi ağırlıklı buna dijital evet. alanda oluyor. Farklı alanlarda da olabiliyor. Yani şöyle diyeyim size 3-4 sene önce burslu bir öğrenciyken <laughs> <laughs> 3-5 sene sonra vergi veren biri olmaya başlıyor. Birkaç sene sonra işte rence biniyor. Evet. İşte burada mesela bu arkadaşa bu gence kim yol oradan gösterecek? İrfani gelenek olması lazım. İrfani evet. gelenek olması lazım. Yani o arkadaşımız, o kardeşimiz ya ben gerçekten Nerelerden? Nereye geldin? Bir, Ya Rabbi sana çok şükür. Sadece dille değil, kalple de. İkincisi de kendisi gibi uğraşan, çabalayanlara da bir el uzatıp onlara da destek olacak mı? Geçmişini Olmayacak. unutmayacak. Onlara evet. da sahip. Çok önemli. Evet, bir süre gerçekten. Sürdürülebilir e, belki Kuluçka Merkezi, startup diyebiliriz buna. Şimdi bir de, de bunları mesela vakıflara çevirmişler ama bir süre sonra o vakıflar, sanayi devrinin ilk başlangıcında o vakıflar dezavantaj olmuş. Evet. Atıl yapılar olmuş hani çöküş dedik ya Ümran. Evet. Ümran'dan sonra ya bu sistem böyle gider abi demişler. Gitmemiş, Gitmemiş. abi. Evet. Yani birileri o dönemlerde işte 16. yüzyılda 17. yüzyılda yani birileri biraz daha dertlenseymiş keşke. Şimdi bize daha farklı bir miras kalırmış. Evet. Ama mevcut ahalilik mirası bile çok önemli bir şey. Önemli. Bunun tekrar hatırlatması lazım. Çok güzel bir belki konuya vesile oldunuz. Allah razı olsun. Üniversite. Yani yeniden gündeme alınması gereken bir husus. küllerinden doğacak belki bir neslin belki vesilesi olmuş oluruz bu şekilde. E, kayıtlar Tarihimiz duruyor. duruyor. Tecrübe en güzel tarafı duruyor. o. Binalar evet. Duruyor. Binalar duruyor. Anadolu Anadolu'nun her tarafında evet. böyle hanlar var, yapılar var. Hı hı. Han deyince böyle herkes içine girip sadece bir şeyden satıldı oluyor ama değil. Yani evet. han çok yönlü bir sistem. Evet. Çok bereketli bir merkez. Hı -hı. İşte bu bereketi tekrar güncelleyelim inşallah. Dedemlerin çıkıp geldikleri ilçenin de adı Kadın Hanı olduğu için Hı -hı. oradan da bir şeyimiz var bizim. Raziye Sultan'ın Konya Kadın Hanı'nda yaptığı bir han var. Çok güzel. Allah rahmet Eyvallah. eylesin. Ecdadımıza rahmet olsun inşallah. Ağzınıza sağlık süreyi de fazlasıyla Kesinlikle. geçmiş olduk ama çok önemli konularda aslında biz bitirelim demiştik ama bilmiyorum yani ticaretin erdemi, erdemli ticaret vicdanın kuralları diye değinmiş olduk. İnşallah umarız faydalı olmuşuzdur. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza Ey, sağlık. Eyvallah biz de teşekkür ederiz. Ben bir dua ile bitireyim. Cenab-ı Hak para kazanan herkese o parayı nasıl harcayacağı noktasında kalbine ilham versin, feraset versin. Çok güzel. Amin. Yoksa kapitalizmle İşimiz zor. İşimiz zor. Eyvallah. Çok teşekkürler. Günümüzde. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfana programının da burada sonuna geldik. Çok güzel konulara değindik. Bizler istifade ettik. Sizlerin de öyle olmasını arzu ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ederim. Hoşça Hoşçakalınız.